Evet. Allah var etsin. Biz sizin verdiğiniz kutlu mücadeleyi biliyoruz. Allah razı olsun. Eksik olmayınız. Siz nasılsınız? Çok şükür, hamdolsun. Burada milletin ocağı, Türklüğün ocağı tütmekte devam ediyor. Bütün Türk dünyasının meselesi bizim meselemiz. Kerkük, Tuzurmatı, Altın Köprü bizim meselemiz. Elimizden geleni yapmanın gayret içerisinde. Telafer bizim meselemiz. Yani sizinle yatıyoruz, sizinle kalkıyoruz. Sizi takip ediyoruz. Cenab-ı Allah size güç versin, kuvvet versin. Veriyor, veriyor. Evet. Rabbim veriyor. O gücü vermezse bu kadar devam etmezdim. Yoksa 2003'ten 4'ten bu işin içinde, fiili iş içinde, 1980'lerden de gezlik zamanların içinde Allah'ı Subhanahu ve Teala'nın gücü olmasaydı bu kadar devam etmezdim. Evet. Çok şükür. Allah razı olsun. Keşke Necdet abiden sonra senin gibi bu birliği sağlayacak birisi Türklerin, Türkmenlerin başına geçseydi Irak'ta, bugüne kadar çok farklı şeyler olabilirdi. Maalesef geçmişte yapılan yanlışlar orada bize zafiyet verdi. Ama çok şükür senin varlığınla beraber orada güzel şeyler oluyor ve olacak inşallah. İnşallah. Hiç merak etmeyin. Gözünüz arkada kalmasın. Yok. Biz zaten aynen camianın, aynen medresenin insanlarıyız. Hem aile olarak, hem milli prensipler olarak. Çok şükür. Bu prensipleri mutlaka koruruk. Evet, önümüze engeller var. Evet. Kesinlikle siz de biliyorsunuz. Tükür önümüze. Evet, ama maalesef. Ama bu engelleri akli selimle, dirayetle onları da doğru bir şekilde yönlendiriyoruz. Onlar da devletimizdir. Hatalar yapılıyor siyasetlerinde, özellikle dış siyasette, ama mutlaka onları yönlendirip doğruyu yapmaya yönlendiriyoruz. Evet, Allah razı olsun. Yani Necdet abi geliyordu Ankara'ya ve Necdet abiyle bir beraber oluyorduk. Bir rüyayı beraber görüyorduk. Evet. Şimdi siz o rüyayı devam ettiriyorsunuz. Necdet abinin vasiyetini yerine getiriyorsunuz. Onun için kutlu bir dava var omuzlarınızda. Kutlu bir dava. Evet. Benim içinde büyük bir sorumluluktur. Sizlerin takdirnamesi, sizlerin bu sorumluluğu benim omuzlarıma daha büyük. O kelimeleriniz, ağzınızdan çıkan kelimeler, Necdet abiler gibi değerli arkadaşlarımızın dava arkadaşları benim için büyük bir sorumluluktur. O sorumluluğu da inşallah taşıyan kişileriz. Merak etmeyin. Evet, inşallah. Biz sizi takip ediyoruz, biz sizi biliyoruz, biz sizi seviyoruz. Sizin davanız bizim davamız, bizim dava aynı dava. Aynı dava. Evet. Ve devam ediyor. Yani siz orada, biz burada, Türklüğü ayağa kaldırmak için elden gelen yapılacak inşallah. 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 Devam edecektir inşallah. İyilerin ve sizlerin de güçlülerin sağlığıyla. Kerkük havalan ne zaman başlıyor? Ne zaman uçak inmeye başlayacak? Hocam, işlemler devam ediyor içinde. Aşağı yukarı işte eğer engel çıkartmasalar içinde 1-3-4 aya kadar işe başlar. Ne olur inşallah, ben ilk uçakla gelip Necdet ağabeyimi ziyaret etmek istiyorum. İlk uçakla. İnşallah. İlk inen uçakla. İnşallah. Seve seve. Evet. Seve seve. Allah güç versin sana, kuvvet versin. Amin. Cenab-ı Allah yardım etsin. Bize düşen bir şey olursa aldığımız nefes sizin için, onu söyleyeyim. Kerkük için, Kerkük oylatlar için. Evet, inşallah. Ocaklarımız aynen ocaktır inşallah. Evet. Doğrunda ateşleri hiçbir zaman sönmeyecektir. Evet, inşallah. Türkiye'ye geldiğinizde biz sizi Eskişehir'de de misafir etmek isteriz. Kesinlikle. Buradaki soydaşlarınıza inşallah. Kesinlikle size uğrarım. Evet, öyle bir şey tanzim edelim, temenni edelim. Burada da güzel şeyler yapalım. Bilin ki yüreğimiz sizin için çarpıyor. Meydan sizin için çarpıyor. O da olur. Onu da yaparız inşallah. Evet. Çocuklara söylerim. Sağ. Sizinle de devam etsinler. Tamam, sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Cenab-ı Allah güç versin, kuvvetli kuvvet versin. Cenab-ı Allah muzaffer kılsın sizi. Amin. Evet. Amin. Sağ olun. Evet. Allah'a emanet ediyorum aziz başkanım, aziz kardeşim, aziz dostum. Teşekkür çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sizin sağ olun. Sağ olun. Güle güle. Güle güle.